Mesut abiyi alacağız. Hı hı. Mesut abiyi arasak konu, mı? Konum isteyelim. Bir arayalım da konum isteyelim. Mesut abi! Konum at, konum! Konum at! Lan ne konumu? Zaten buradayız ya. Kıyaç. Ruşen çok güzelsin. Mesut, Ruşen'i de çağır abi. Siz beni niye Bağcılar'dan alıyorsunuz? Ben burada oturmuyorum ki ya ben. Ben Moda'da oturuyorum. Benim ne işim var Bağcılar'da? Bana da Ruşen çok güzelsin yazdırdınız az önce. Kanki böyle geliyorsun. Ben ortaokuldan beri arka koltuğa oturmadım. Ortaokuldan beri. 2 metreyim lan ben. Ben şu an bacağımı atamıyorum sola ya. Bu nasıl araba? Beyler aldınız beni Bağcılar'dan. Bu arada seni burada alma sebebimizi biliyorsun. Burada senin işin vardır inşallah diye. Hayır abi sen kameraları mamayaları Bağcılar'dan ayarladığın için beni Bağcılar'a getirttin. Ve şu anda da Hadımköy'e gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Koskoca kameramanı şimdi Mesut ayağını götürüyor. Ya oğlum valla arkadaşım var, derdim var ya. Bu proje benim için yük. Sensiz proje düşünemiyoruz ya. İlk önce projeyi de seni düşünüyoruz, ondan sonra senin çevrene bir proje yapıyoruz. Hakikaten bir gün bir proje yapsak da Mesut abi desek arkadaşlar ben de katılabilir miyim dese değil mi? Beyler siz hava bize yapıyordunuz. Bize desek kanka kusura bakma ya. Abi ilk bir projeyi konuştuğumuzda hava yapıyordunuz. İlk 5 bölüm seni almayalım. Şu an mesela insanların bunu bilmesinde fayda var. İkinci bölüm olarak yine beni eşek gibi çağırdınız. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yılmaz Erdoğan'a dedi ki Bağcılar'a geliriz. Yani galiba Bağcılar'a gelebilecek tek tanımdık isim benim. Mesut sen o duvara niye Ruşen çok güzelsin yazdın? Bir de Ruşen unisex bir isim değil mi? Her şey olabilir. Ruşen erkek ismi ya, kız yazmamış mı? Vay ulan çok o zaman harikulade bir hareket. Gerçekten Bağcılar'dayız ya. Bağcılar'ın kızlarına peki, bak. Fazla niye bunu gerçekmiş gibi sürekli ısrarla seyircilere? Mesut sen niye oraya... Mesut abi niye oraya Ruşen seni çok seviyorum yazsın ya? Cem'in de Fazlı'yı satması çok güzel ha. Ruşen çok güzelsin yazdı zaten. Seni çok severim yazmadı ki. Öyle olsaydı kurguydu. Ben arada demin oyunculuk yaptım. Cem her şeyi açıklasın diye mi yaptım arasını zaten? Biz niye arabayı geri aldık bir daha ileri gidip Cem her şeyi anlatsın. Şimdi bu dürüst oldu biz yalancı olduk. Hadi challenge'ımızı başlatalım. Aniden frene basınca camdan çıkıyor musun çıkıyorsun challenge. Challenge ben siz YouTuber mı oldunuz başıma? Biz YouTube'da araştırdık neler tutuyor diye, tamam mı? Tamam. Fazlıyla. Baktık senin programdan tutuyor. Bir de dışarı çekimler tutuyor. Dedik biz bunları birleştirelim. Dışarı çekelim, Mesut'u çağıralım. Şimdi Mesut abi, sen basketbol oynuyorsun. Evet. Ama futbol öyle denk geldiği zaman değil mi? Aynen aşk öyle. Olarak basket. Yok, zaten yeteneğimi de görürüz biraz daha. Biraz az. Abi bak penaltı çekişme konusunda çok iddialıyım. En iyi penaltıcıyı getir kafa kafaya gideriz yani. Kaleci bulmuşsunuz galiba bir tane. Evet kaleci. Profesyonel kaleci. Dert. Söyleyelim mi? Kimi çağırdık? Dertdur. Hakikaten mi? Hayır. Planımız oydu. Oğlum sen Noyer'e DM atmadın mı? Noyer'e selam yazmadın mı? Bak gece 2'de oturuyoruz çalışıyoruz Noyer'e diyor ki selam. DM YouTube project. Adam baştan daha yeni çıkmış tane derdi şampiyon. Yuvarlı Şampiyonlar Ligi kupası. Ama Şampiyonlar Ligi maçı olmasaydı belki bir ihtimal ya İstanbul'a. Bağcılar da beni aldığınız yerde Noyer'le yan yana beklesek. O da valiziyle gelmiş, ben de çantayla. Noyer'de Bağcılar'ı köprüde Ruşen seni çok seviyor. Sen yine söylerdin gerçeği, o yazmadı diye. Fevzi Tuncay. Ha. Bu arada abi Fevzi abinin... Kafasını duvara vurdu, direği bulduk. Kafasını direğe vuruyordu ya. O direkt orada şimdi. O da sürpriz oldu. Birkaç maç içlerine tişört giydiler Fevzi için falan filan diye. Hatırlıyor musun? Evet evet. İlhan Mahsus falan hiç, gol atınca Fevzi yazıyordu. Hiç de gol atamadılar bir süre. Baya yanıyorlardı. Abi dört kat giyindik. Her hafta hata yapıyorsun diye. Rüştü Recber'e yazdım. Sörf attık ona. Yemem dedi sağ ol. 20 yıllık reklam anası attı. Bir de bir kalecinin hakikaten gol yemem diye reklam yapması ne kadar yalan bir iş. Hemen yani. Bir hafta sonra zaten. Gol yemem reklamının altında yediği gollerini biliyorsun artık. Yanlış anladım. Sörf yemem dedim bir sonra. Oğlum bu arada sörf yiyen var mı ya? Hiç görmedim onu. O zaman bir tek rüştüydü galiba. Sörf devam ediyor mu? Hiç görmedim ki. Arkada rahatsın değil mi? Tabii tabii abi. Ben en son 11 yaşında oturdum arka koltuğa. Camı istersen açabilirim. Abi camı sordum demin. Açar mısın dedi ki bana açılmıyor. Kanka hayır desene. Yok gerek yok desene. Ah o gesi düştü. 5 lira düştü. Para gitti. Bu arada şu an GoPro görmüyor ama emniyet kemerimi de takmış durumdayım aşağı tarafta. Bilginiz evet, olsun. Evet evet. Biz de maskemizi taktık şeffaf. Herkes birbirinin yalanlarını açık ediyor. Bu nasıl ortam ya? Bazı da Cem'in ağzı falan. Orada deneyeceğiz. Herkesin birer tane... Efendim?
Türk Telekom altyapısıyla sadece yeni abonelere... 850 numarayı niye açıyorsun bir heyecan? Abi program çekerken kredi kartı borcum mu var? yani CS operatörüm mü kapandı? Biz niye bu gerginlikle devam ediyoruz? Yani belki daha ucuz bir internet önerecek. Bu fırsatı kaçıramaz kanka. Ne yapacak? Konuk mu önerecek yani? Oyunumuz iddia üzerine kurulu. Bir iddia bulalım işte. O, sen bulursun diye düşündük biz bunu konu... Konuğa bak! Konuğa biz biraz fazla yük bindirdik. Bu arada topu ve eldivenleri de beraber oldu. Mesela geçen bölümün kurgusunu Özgür'e yaptık. Beyzbol sopalarını kendi yonttu evde. Ne yapalım beyler? Kazanan, kaybeden elde ne alsın? Abi, bu Selvi Boylum Algı Yazmamı'nda Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın işte böyle aşk dolu bir şekilde kamyonla gidiyorlardı, camları açıp bağırıyorlardı. Hoş geldin kara keçi, hoş geldin şey sevgilim, hoş geldin de falan diyordu. Kaç gördük yüce kale. Hey traktörcü amca, sevgilime hoş geldin de. O sahneyi yapalım. Kaybeden iki kişi, biri Kadir İnanır, biri Türkan Şoray gibi camları açalım arkadan kamerayla çekelim. Ama kalabalık bir yerden geçerken, kalabalık bir yerden bağıracağız. Şirin evler olur, bağcılar olur. Bağıra bağıra söyleyelim, ben varım. Şampiyonlar Ligi'nde bile kaleci... Bir tane eldiven var. Ha kaleci kırmızı kart yiyor ya. Evet. Takımdan biri kaleye geçiyor. Kendi eldivenini falan veriyor. Ulan evet. Koca Bayern Münih'te başka eldiven mi yok? Hakikaten ha. Abi evet. Ha onu doğru söylüyor. Bir açığını bulduk futbolu. FIFA'nın evet, bug'ını bulduk. Kaleci de antrenmanlarda normal elleriyle kurtarmaya çalışıyor. Abi eskiyor maçta kullanırsın falan diye. Böyle parmakları hep kırık. Parmaklar böyle olmuş. Sörf yemem derken düştü aslında elleri böyle olduğu için. Yiyemiyorum oğlum sörf beni ağzıma verin diye. Yemem. Yiyemem. Nasıl yiyeyim? Bu ellerle mi yiyeyim? Serumla verin bana sörfü. Yiyemiyorum. Fatih Kur'an'ı gene öyle mi sıktın ki? Yani pardon arkadaş. Kanka. Korkuyorum espri yapmaya yapıyorum ya. Barcelona'dan daha büyük bir imkanlarla gidiyoruz şu anda. İki eldivenle gidiyoruz. Bu kadar kekoda bir cümle. Sürekli OGS'nin olduğu bir yere gidiyoruz işte ya. İşte o adamın tepkisi gördün mü? Hiçbir insan OGS ödeyici böyle yapar. Ya, hayır hiç beklemiyordum ya. Burada. Bir de kaldırmışlar gişeleri burada. 5 orada 5 burada 10 düştü. Vereyim mi? Vergilerimiz orada? Nereye gidiyor ya? Vereyim mi onu da ister misin? Evet bugün Hadımköy Seyfettin Selim spor tesislerindeyiz. Gerçi her hafta buradayız fazla. Burada yapılabilecek bütün sporları yapıyoruz. Çok kullanışlı bir saha yapmışlar. Gerçekten her spora hitap ediyor. Burada golf de oynayacağız. Şimdi çukur açıyorlar arkadaşlar orada. Fazlı vazgeçti sen golfle beraber çukur mu dedin? Çukur pardon delik diyecektim. Çok çukur açınca ev dikmişler. Ne güzel oldu ya. Evet. Şey çok kötü değil mi ya Mesut abi? Sen şimdi yedeksin ya diyelim burada. 90 dakika. O kadar yedek gibi oturuyor ki. İnşallah beni de alırlar oyuna. Mesela 90 dakika buradan maçı izlemek çok üzücü değil mi? Eşin var, dostun var, akrabalar var. Ama bir yandan güzel ya. Paranı da alıyorsun ya. Aynı parayı almıyorsun ama ya. Alıyorsun aga. Valla. Hafta içi de antrenmana gitmezsen iki gün. Mis gibi hayat. Maça da çıkmıyor. Peki nasıl olsa yedeyim diye idmanlarda böyle hevesli olan var mıdır? Vardır tabii. Hani böyle. Ha, nasıl oynatmıyor? Ha, hocam koş diyorsun da yani 6 aydır ben burada koşayım bari. Şuraya çıkıp burada koşayım. 6 aydır bu oynuyor. Hayır, herkes antrenmanda burada otururken antrenman yapıyor götürüyor. Şöyle oturur böyle oturur. Bu arada twerk yaptım az önce. Şuraya oturur. Baybur Spor İl Özel İdaresi'nin forması. Teşekkür ederim. Başkan yollamadı. Babam aldı yolladı. Ben de normal dışarıda kahve içmeye çıkarken tişört giydim. Arkadaşlarım ben buluşur gibi geldim sahaya. Mesela biz yedeyiz tamam mı? Sen de teknik direktörsün. Geçsene önümüze. Maça bak, maçı izle. Mesela biz göremiyoruz ya böyle maçı. Yedeki tükendim. Hocam bir saniye. Şimdi. Oradaki şey de güzel ya. Hani birisini seçeceğim çıkartacağım ama oradaki o gerginlik falan. Onun bakışı var ya. Baksana. Ha, ha, ya. Evet, Mesut. Baksana. Sen bize de yok biz de yedeyiz. Takım iyi gitmiyor. Benim birisini almam lazım. Yedek kulübesini alıyorum. Ya Allah sensin ben buraya da sığamıyorum. Bu nedir ya? Abi yedek kulübesinde böyle durulur mu ya? Bu arkadaşım bu nedir ya? Bana daha kısa futbolcu lazım Mesut. Bu nedir abi? Bu ya bu çok üzülüyorum şu an. Mesut abi şey çok kötü ama mesela. Sana Mesut gir diyor sen bir heyecanla kafanı şuraya vurup çağır. Hemen şeyler. Bayıl sen değil. Aynen öyle o şeyler. Eczan dolabı diye ismi geliyor. Sağlık ekibi. Eczan dolabı. Hemen temtir diyor. Novalcin de geliyor. Novalcin lazım mı? Novalcin. Ahmet burası standart saha büyüklüğünde değil mi? Şampiyon Ligi'nde de bu boyutta oynuyorlar. Yani o biraz daha büyük. 10 santim daha büyük. Şimdi burada maç oynanıyor. Burada duruyor. Böyle falan yapıyor. Şöyle yapıyor. Abi ben oradan nasıl göreyim onu şimdi? Ama şöyle derler zaten teknik direktörler için. Telefonundan 5 saniye gecikmeli izliyor derler. Gol mü olmuşlar? Hayır, Ümit Özat demişti maç ya. Maç konikten izliyor böyle maçı. Bir ses geldi mi?
Vallahi top var, attık mı lan yoksa? Orta hakem sakatlanınca bu dördüncü gibi mi? Aynen öyle, dördüncü gibi. O çok önemli bir adam. Orta adam sakatlanacak da, bu seni ikna ettiğin hakem içeri girecek de. O da sakatlanırsa ne olacak? O yan hakem var ya, bir tane karada boş bırakıyorlar, o orta hakem oluyor. Yok oğlum sallıyorum. Öyle saçma şey mi olur? Sağdan akın, orada offside yok artık. Bu tarafta tek hakem var. Şey çok üzücü bir de, mesela Şampiyonlar Ligi final maçı. 3 milyar insan izliyor. Bir de şurada güvenlik var ya, tribüne bakan. Maça bakam yani böyle. Ha evet. Şurada Messi arkasında Neymar'la sarılmış seviniyorlar, bu hala buraya bakıyor. O da çok üzücü yani. Onları üzücü olduğu için artık FIFA şey yaptı onları. Dönebiliyorlar yatarak. Nasıl? Yerde yatıp bakıyorlar. Onlara şey yaptı FIFA, tablet verdi birer tane. Çocuk gibi. Şimdi penaltıları herkes bireysel. Oğlum iki kişi aynı anda nasıl penaltı atalım? Herkes bireysel. Fazla getir ayağını. Getir ayağını aynı anda. Sen vur mesela. Ya bu ne kadar kötü görüntü ya. Çocuk gibi. Hop. Gol alması mümkün değil. Ne yapıyor acaba? Onu genelde gol olduktan sonra yaparlar. Önden seviniyor. Vay! Mesut abi. Bence kötü atak kesin aslında. Şuraya çok odaklanmış. Ne oldu lan, atamadım. Artistlik yaptım. Bundan sonra gol sevincim çok değişik olacak benim. Bunu atarsam eğer. Cem sen bilmezsin tabi gol nasıl bir şey. Oğlum kurtarış çok iyiydi burada ya. Benim oyunculuğum burada biter. Kamera yeni geldi ama ben kalktım. Kanka çok belli ettin nereye vuracağını. Hadi lan oradan. Bunu da kurtaracaksın, kusura bakma. Bak. Hadi hocam. Hadi kale. Bir saniye hocam. Biraz öne koyulmuş, hizadan önde. Cem İşçiler geliyor. Cem İşçiler geliyor. Ve 2'de 0. Şöyle söyleyeyim, izlensin diye düşmedi. Gerçekten düştü. Ya arkadaş bir de at yani, normalde gol olsa da hakkım yok ya. Ona rağmen burada kalçamı kırdım. Biz atamayıp sen atarsak şansın var. Eşit oluyoruz. Hadi Hakan. Aslan. Hocam en sevdiğim için kurtarmaya çalış, yine olmaz. Bazen öyledir. Bazen futbolcu konuşur. Bazen yersin. Hala şansın var. Fazla atarsan bitiriyorsun. Ve biz Cem'le bağırmaya çok yakınız. Geliyorum. Ya fazla nereye atıyorsun ya? İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İyi kurtardı ha. Neymar gibi geldim ama. Uzadı valla. Oğlum siz ne konuştunuz orada? Şike mi var? Yo abi, ne alakası var? Oğlum geçen kare. Çok tatlı. Çok belli ettin lan. Atayız. Evet beyler, uzatma penaltıları. Birer tane değil mi? Birer tane. Tamam. Hocam çok istedim, kurtar. Ya ne yapıyorsun be? Gelecek şu an. Nereye vuruyorum ya? Ve Cem, atarsa şampiyon, geriden gelerek şampiyon olacak. Evet, tam bir tarih yazacak ya. Oo! Yes! Ne yapıyorsun? Ya hocam! Hocam bu olmaz! Hocam sana güvendik. Lan kaçtı yani. Sana güvendik. Ya bu kadar belli etme. Yani ne bileyim, sağa atla, ters köşeye yat. Sanki topu yuvarlak olması problemmiş gibi. Kare olsa yemeyecek mi? Topu yuvarlak. Ama abi falso verdim ben o topa. Ne falsodan, kucağına gitti zaten. Tutamazsın abi o topu. Ben mesela şöyle bir penaltıyla kazansam utancımdan uyuyamam. Adam düştü lan, tamam kazansın ya. Etap 1, Cem İşçiler galip.
Çekil. Yerden sonra bakmaman lazım. İlk penaltı. Kaleci hazır mısın? Bak şaka baka yapmayın abi. Yok be abi. Bir kontrol belli olmasın için sen. Burası Rapid TV abi. Burada öyle şakalar olmaz. Gol oldu mu? Gol oldu mu? Aynı yere gitti. Aynı. Bu zormuş lan bu arada. Koy abi yerine. Koy da gol olsun. Sanki gözden çıkıyor. Çok güzel goller attı. Kanka kusura bakma. Top yuvarlak o yüzden. Nereden top? Değdiğin iyi oldu. Şu topun gidişi. Şu hüzün. 3-0. Bunu yapmamalıyız. Bu çok anlamsız bir etap oldu yani. Ben 4-1 atmışım açık gözle. Kapalı gözle nasıl atayım? Abi çok zor ya. Çok abi işte bu sadece iyi futbolcuların atabildiği bir şey. Mesela Cristiano Ronaldo böyle çalışıyor. Biraz aç. Güzel. Kale tutmadı mı? Kaleci uçtu, parmaklar ucuyla çıktı. Ha oğlum ben buraya hedef almışım. Baksana kale buradaymış. Oha! Gol mü? Vallahi gol. Hocam senin Cem'e karşı bu sempatin ne olacak? Hakikaten mi yedin? Yedi vallahi. Ve gerçekten mi yedi yoksa böyle bilerek mi? Yok bence kurtarmaya çalıştı. Hakan bilerek yemezsen. Oha! Bayağı güzel oldu lan. Oldu mu? Oldu vallahi, gol oldu. Ya bırak görüyorsun fazla ya. Oğlum nasıl göreceğim? Ay, gel bağla. Üçte bir. Kaybettim o zaman abi. Ben kaybettim evet. Oha! Bak, gol mü? Mükemmel gol! Direkten de mi zannetti adam? Allah'ım kör et beni diye. Kanka sen göz açık at ya. Okeyim yani. Fazla bir daha boğul istersen o kadar sıktım ki. Şu an 1-1-1. Sen bir nereden aldın? Geldin abi. 1-1-0. Pardon gaza geldi. Top havadan gelince yumardım biraz. Hua hua diye atak yapanla ilk defa görüyorum. Yes! Nasıl lan Ronaldo? Yes be! Bir, bir, bir. Üç etap birer birer şu an. Hadi be! Ne güzel vurdum ya. Ben görmediğim zaman atıyorum ya. Ben oraya nasıl attım ya? Tavşan Çerkezköy'e gitti. Bulgarlar teşekkür ederiz Bulgar halkı. Zdravo komşi. Evet bu yeterince uzadığı için evet 1-1-1 olarak tescillendi şu an. Beşiktaşlı bir kaleci vardı Bako, Polonyalı. Yanlış hatırlamıyorsam 1.93'tü. Ondan daha uzun. 2 metre boyunda şimdi kaleye geçiyorum. Muhtemelen de gol mü oluyemem. Başla. Oğlum ben nasıl, sen nasıl gol açacaksın lan bana buradan? Yukarıdan at, yukarıdan. Kafasının üstünden at. Açılma. Mesut top geldi bu arada. Onu söyleyelim Mesut. Teslim oldu böyle. Sen kalemi. Beni korkuttun abi, parmağın kırıldığını ben elimi koyamadım ya. Yalnız ben abanırım Mesut. Ayağımın ucuyla. Ya senin etinle bunun ne ya? At 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 etinle bunun ne? Oho. Mesut abi sen geçme. Evet. Aynı şey. Şu top. Evet acilden devam ettiğimiz zaman. Ben mi geçiyorum? Evet. İkinizden de yedim. Bir kurtarışını görelim abi. Kurtaramadık. O zaman atlayayım bir tane hadi. Hayır yani. Onu kullanırız ya. Yere atlayayım. Mesut abi bir tane yavaşlatayım böyle güzel çıkar. Heh. Şöyle hafif. Aynen aynen. Tamam. Ben de bir blonca yapayım. Sağına doğru mu? Hah sağına tamam. Doğru. Bak şimdi bak. Biraz da bana doğru at. Nereye atıyorsun? Adam zaten kaleden uzun. Abi tutsun istemiyor muyuz? Oğlum adam konuk dedik.
gol atmayalım dedik. 5'te 2 kurtardım. Hayır. 5'te 2 mi? Tamam ver ben geçeyim. Oğlum ne saçma bari 6 tane atsaydık. 5'te 2 ne demek ya? 5'te 5 ya. 2 kişi 5 tane. 2.5-2.5 mantık. Matematiğinizi sıçayım. Gol yemeye büyük iddia koyuyorum. Gol atmanıza. Benzin benden dönüşte. Biz gol atarsak sana. Evet. Atarız. Fake'inizden biri. Güzel kes ama. Kafama. Golü atacağım. Cem'den benzin parasını bu, alacağım. Benim neden moderatörlerden birinde bu kadar ilgi alakalı? İki kamerada bak. Ben benim işte gel şu anda tümen de arkada bekliyorum böyle. Mesut biz direkleri taşırsın diye. Sıramı bekliyorum böyle herkes fazla. Şeyden Cem'den benzin parası. Cem gibi bir Cem işçilerden. Teşekkürler Türk Petrol Ofisi. Teşekkürler Shell. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Lan abanmadık. Üstü abi bak şimdi gel. Neyi saymıyorsun? Gel abi. Neyi saymıyorsun? Benim şu parmağımdan aşağıda ileri. A parmağı yok. Boşluk ne? Boşluk ne? Tuttum top buradan gidiyor. Elin küçük ne yapayım? Bunu aldık. Top sanki uzağa geldi parmak uçlarından geçti diye konuşuyor. Evet. Lan şurandan geçti oğlum. Oğlum buramdan geçti. Artık bir 90'a çakalım ya. Cem'e de gol atmadan gittim deme ya. Neden olmadı Mesut? Çünkü yeteneğim bu kadar. Gereği vurdum. Ama sen 15 yaşından beri penaltı kaçırmıyordun. Yalnız bir dakika. 9-15 mi? 9-10 mu? 9 adım. Sayacağım. İlk frikiyim hayattaki. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Burası. Bence yoksa küçücük. Oooo! Şu an aklımdaki tek soru ben nasıl döneceğim? Ben güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Gerek güzel yolda gelirken de kameramız yoktu ama konuşmalarımız olsun. Şöyle oldu, gelirken sıcaktan dolayı GoPro kapandı. Ama tesis çok güzel bir tesis olduğu için. Evet, doğru. Neresi burası? Abi burası büyük takımların altyapılarının tanıdıkların oynadığı stadyum. Torpil'in en önünde gelmiş. Hakikaten ne, adı ne? Burası abi Seyfettin Selim Spor Tesisi. Şimdi okudum. Bu arada benim de kabak gibi gözüken yere bakıp. Neresi lan bura? Hadımköy'ün en meşhur yeri abi. Hadımköy'e gelip de burada top oynamadın dememez kimse. Futbol senin için ne ifade ediyor? Ya bu nasıl bir genel temel sorudur? Bu nedir ya? Mesut Süre'yi almış. Mesut Süre. Futbol nedir? Futbol nedir? Bak top var, duvar. Komedyen olmasan futbolcu olmak ister miydin? O anlamda o zaman iyi ki komedyen olmuşsun abi. Yani bu arada ben kazandım değil mi? Yok eşit bitti. Nasıl? Herkes eşit oldu ya. 1-1-1 bitti. Bunu zaten videoyu izleyenler takip edecektir. 1-1-1 bitti. Videoyu not etmişse eğer kim kazandı yorumlarda belirt. Kurgu da uğraşırız. Hatta biz yollayalım hamını. Ona grafiğini yaparlar. Siz hamına koyarsınız. Bak seversin. Sen seversin ben resmidir. Ya yemin ediyorum. Yorgunluğuma mı üzüleyim? Bu şakalara mı üzüleyim? Hamınıza selam olsun. Lan Azeri dilinde hepinize selam olsun dedim az önce. Abi dil bir dil bir insan. İşte dil olmayınca da öyle konuşamıyorum yani vizyon. Ya adam erotik şaka yaptı zannediyoruz. Aynen öyle zannetti ya. Mesela şey abi, hatırlıyor musunuz? Futbolcuları deyince. Özür dilerim lafını kestim. Laf sokuyor şu an. Sen onun lafını kestin ya. Sana diyor ki özür dilerim lafını. Burada başka ben bir zeki. Ben anlamadım bile. Burada başka bir sinsilik, başka bir zekilik var. Adamın lafını kestin, özür dilerim lafını kestin diyor. Çok şık hareket ha, çok şık. Bazen bir insan hiç fark etmeden çok zeki şeyler yapabiliyormuş. Altı aramızda bir zeki var da anlıyor. Kendine salak laf sok. Öyle mi yaptın? Buradan salya akıyor. Çok zekiceydi ha. Ben şunu merak ediyorum. Bunlar ne abi? Ben de tamam işte. Her yerde var abi. Bunlar. Baştan eve gittikten sonra ben hep Dilan'la kavga şey, ediyorum ya. Ayakkabının içindekiler işte, bunlar ne abi? O kavgayı yaptı ya, anladın mı mesela? Fazlı'nın sorduğu şey bunlar ne biliyor musun? Maça evden çıkıyorsun ya 3 saat yoksun. Şimdi eve bunlarla böyle geliyor. Maçtan gelmiş, anladın mı? Şey gibi olduk. Gaziantep pidesi gibi olduk.
Ya bu nedir? Bu nasıl konukluk ya? Mesut sıra. Ya dur acık ya. Buraya Mesut sıra yazalım. Ya, ya yazık be, gelmez olaydım. Sana hiç... Evet diye ağzım kopsun. Hanım köyde ne işim var lan benim? Mesut teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun? Çekilin ya. Mesela bu program çekilirken beyzbol yapıldı. Şimdi biz büyük sahada top oynadık. Nerelere gidilsin? Altına yorumlarınızı yazın. Yani kime ne yaptırılsın? Golf. Ama bu sahada. Yelken. Surf. Biraz zorlayın bu adamları. Nereye gidilsin? Altına yorum olarak yazın. Katılımcı olun. Hoşçakalın. Kapattım lan bunu. Ben Mesut Süre. Yeni programımda Fazlı Polak ve Cem İşçileri ağırladım. Kapatın biriniz beni. Evet, ben moderatörlüğe alışkın olduğum için. Kapattın işte ya. Tamam. Güzel çok... kapattın Mesut. Teşekkür ederim. Abi konu programı kapatır Mesut'un mi? Olduğu bir yerde de biz konu kapatmayız. Biz sadece konu açarız. Ya, şovar, o kapatır. Kapıyor acaba şu an? Seni öldüm. O zaman programı ben açayım. Hanımlar beyler, konu mat başlıyor. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hadi daha gülüyor şimdi. Kapat lan ya, kapat. Biz buradayız. Kapat YouTube'u. Böyle bir programı kapat. Nasıl kapat? Tamam işte kapat. Hadi güzel bir kapatın. Tamam. Sürçülisan ettik affola. Özellikle benim şu kolumu kanattığım şutum gol olmalıydı yani. Direkten dönen topa. Adam hakikaten kanıyla canıyla programı emeğini veriyor ya. Helal olsun. Kanıyla canıyla YouTube'da mesela bir sürü program var ya challenge yapalım. Bizim challenge'ımız beraber bitti. Hiç bu kadar hırsız, herkesin cezadan korktuğu bir challenge. 4 mu çıktı? Fazla. Şu kaza atma. At, kazakla biraz oyna mesela. Kitabım mı çıktı? Ne zaman çıktı bu kitap? Anladın? Bu tipte. Tamam? Kazakla biraz oyna. Hadi bakalım. Hadi bir daha. Kitabın çıktı ha? Ha, çıktı. Nasıl? Atma. Kaza niye atıyorsun? Şu kaza atma. Siz bak, konsantrasyona çok önem veriyorsunuz. Oyunculuk tabii okulunda öğrettiler size bunu. Sen ne okumuştun? Ben 2 yıllık maliye mezunuyum. Maliye mi? Parası hiçbir zaman olmadı ki. Yani bizim... Fazla senaryoya yazdık. Senaryoda yazıyor bu. Bunu atma. Sen de senaryoyu ver bakayım. Sen de, bak ben sana hatırlatayım bir daha herhalde. Unuttun tabii şey deposunda. Bak. Bu ilk 20 sayfa yürür. Tamam. Sonraki 15 sayfa oturuyorsun. Burada bak hepsini otur yazmışım bak. 15 sayfa otur. Sonra öbür 45 sayfada buradan şuraya yürüme kapıya. Zaten otur, yürü, bu, bu sayfa. Bir oku bunu, kazakla da oyna. Tamam mı? Hadi bakalım. Baban Hüseyin, baban. İşte seviyoruz yani babayı, ne yapacaksın? Atma, babayı... şu kazağı niye atıyorsun ya? Bu amına kodumun kazağını niye atıyorsun ya? Atma abi ya, şu kazağı, oyna amına kodum kazayla ya. Baban, baban iyi adam aslında da... Senin... Kaza niye atıyorsun? Şu kaza atma. Senin baban da böyle. Seviyor yani. Kumarcı, kumar oynar. Az attın, at. Az. Amına koyayım. Kazanı vur dışarıda. Az attın. Getir şu kaza. Hayri. O yine de senin baban. Atma şu kaza atma arkadaş ya. Atma şu kazakla bir oyna ya. Oyna bu amına kodumu kazayla iki dakika oyna ya. Haa kitabın mı çıktı? At camdan aşağı at kaza. Camdan aşağı at amına koydum kazanı. Senaryoya da yazdım ben. Şu kaza atma yani bir hayat kokusu olsun. Anladın mı? Role giriyorsun yani. Sanki aa kitap mı çıkardın? Yani bu kaza niye atıyorsun? Zehrin Özer demiş ki Türk erkeklerinin %50'si biseksüel. Hmm. Biseksüel şu şey değil miydi? Bir kere seksüel. Yani Türk erkekleri belki kimse eksemse bir daha yapmıyor. Acaba bunu yok. Ama belki öyle bir şey olacak. Bir de aseksüel var mesela. Seksüel olursa aaa diye şey. Aaa seks mi yapıyorsunuz yani? O şey gibi yani hani politik apolitik gibi hani. Evet. Değil mi öyle oluyor aseksüel. A geldiği zaman başına. Normal anormal. Anormal yani seks yapmayan evet. Biseksüel de o zaman iki keresi. Bi iki demek. Bi niye iki demek ya? Bi bir demek değil mi? Hayır o bir oğlum. Bir ne? Bir, iki demek. Bir, nerede iki demek oluyor? Evet evet bir iki demek. Şöyle biseksüel örnek veriyorum. Yok örnek şu anda ama ayrı şey yok ciddi. Biseksüel zaten şey demek. İki şeyi de yapmak. Hem kadınlarla hem erkeklerle birlikte olmak. Ha.
O anlamda bir iki demek diyorsun sen. Evet evet. Ki bir gerçekten de ya şimdi cahil gibi kaldım ama şey Farsça'da mıydı? Latince'de miydi? İbranice'de miydi? Kürtçe'de miydi? Bir şey bir şeyde iki demek ama nerede tam bilmiyorum ama tavlada mıydı? Tavlada dü var. Dü. Düşeseksüel. Böyle tavlaya bakarsın. Düşeseksüel. Marseksüel. Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı. Çok havalı ya. Çok kral adam ya. Kaç tane var ki ya? Kaç 4-5 evli oldum. Bir de hepsiyle iyi olması. Ben de bir kere mesela sevgililerimle bir araya gireyim dedim. Tek başıma canımı sıkıldı. Oturup çay içtim. Biz eski sevgililerle devam etmeyi bilemiyorduk ya. Arkadaş kalmayı mı? Arkadaş kalmayı. Yok ya, hala devam etmeyi yani. İlişki. Ara ara görüşme diyorsun ya. Canım. Ama Amerikan filmlerinde oluyor. Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi kahve içiyorlar. İşte eski kocasına, yeni kocasına yaptığı çocuğu bırakıyor. Sen şey yapabilir misin abi? Boşandın. Karın başkasıyla evlendi. Üçümüz tatile gidelim mi dedi. Ben de mi? Gidebilir misin? Sen, karın, eski karın ve onun yeni kocası. Ben niye gidiyorum tatile? Yani beni niye çağırıyorlar? O kadar yani medenisin sen. Çok arkadaşsın ya. Arkadaş kalmışsın ya. Ben de onun yeni eşinin eski karısıyla evlenmişim. Hayır sen öyle tek başınasın. Sen kimseyle evlenmemişsin. Üçünüz. Gider misin? Niye? Zoruna mı gitti? Zoruna gitse borun. Sen çaktırmadan niye nifak yapıyorsun? Çaktırmadan nifak programını niye 19. bölüm çekmeye çalışıyoruz fazla? Abi ben senden medeni bir cevap bekledim yani. Tobii ki falan. Sanmıyorum. Gitmem herhalde. Zaten çağırmaz da ya. Çocuk için belki de. Çok mesela sen komiksin. Eğlendiriz. Biz çok sıkılıyoruz falan. Yeni kocam çok kaslı, çok yakışıklı, çok zengin ama komik değil. Canım sıkılıyor. Sen gelir misin desin. Sen bana söyleseydin ben de kas yapardım diyorum. Yarım saatte yapardım. Sen de şey misin o kas konusunda? Ben denedim ya. Gençken 20'li yaşlarımda bir 6-7 ay gittim. Abi mi? Kimin adına? Vekalten gittim belli ki. Kendim gittim. 7. ayda falan. Kaslar kime yazıldı? Parasını vermediğim için yani kasları geri aldılar. Sonra biz de UEFA kasa gittik.